Merhaba sevgili dostlar. Bu haftada Sentez programı ile karşınızdayız. Evet, farklı bir konu ve konuklar dedik her hafta olduğu gibi programımızı kapatırken. Programımızı kapattığımızda da yeni bir konunun, yeni bir konuğun arayışına girdik tabii ki. Günümüzde acaba bizim ihtiyacımız nelerdir? Acaba şirketlerin ihtiyaçları nelerdir ki bu programda genellikle şirketlerimizi ağırlıyoruz, onlarla hasbihal ediyoruz ve biz bir hasbihal ederken tabii ki bizler de öğreniyoruz, sizlere de bir şeyler aktarmaya çalışıyoruz. Bu hafta yine farklı bir yönetici arkadaşımız var yanımızda. Yönetici diyorum çünkü en çok belki de son dönemde dünya gelişirken, insanlar gelişirken, müşterilerin algıları değişirken acaba yönetimde danışmanlık nasıl olmalı? Yönetişim danışmanlığı nasıl olmalı dedik ve Optimum Yönetişim Danışmanlığı Genel Müdürü Sayın Ercan Arkat yanımızda. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Sunum iyiydi değil mi? Çok güzeldi. Optimum'u değiştiriyoruz. Optimal. Optimal. Peki. Optimal dedik. Böyle işte şeyler, hatalar olabilir. Evet. Eksikler diyelim olsun, buna. Olsun olsun, önemli Optimal değil. Yönetim danışmanısınız. Evet, yönetim danışmanı. Şimdi ben tabii önce buna girmeden önce sizin de Bilinur Tuz'da aynı zamanda yöneticiliğiniz var. Evet. Tuz meselesi geldiğinizde yaramıza tuz bastınız. Evet. Dolayısıyla son dönemde, son belki bir yıldan beri de hükümetin de yarasına tuz bastınız. Evet. Çünkü hükümette çeşitli kararlar alındı, bakanlıkta çeşitli kararlar alındı ve tuzu sınırladık açıkçası. Evet. Ben acaba sınırlamanın dünyadaki tüketime göre mi olduğunu şu anda size sormak istiyorum. Aynı zamanda tuzun gerçekten faydaları ve zararları konusunda biraz bilgi almak istiyorum. Evet, tabii. Buyurun. Bu çok uzun bir mesele aslında bakarsanız ama şimdi ben Bilinur Tuz'da yaklaşık bir yıl Türkiye Satış Müdürü olarak görev yaptım. Artık son dönemlerine geldik. Farklı bir konuda, farklı bir alanda yöneticiye devam edeceğim ama tabii tuz benim bir yıldan beri uğraş alanım içerisinde ve çok ciddi bir şekilde eğildim, baktım. Ondan sonra tüm Türkiye genelinde çok ciddi çalışmalar yaptık. Tabii tuzla ilgili birçok bana göre çok şey olmayan, yani gerçekçiliği olmayan bir takım konular atıldı ortaya. Yani işte tuzu kullanmayın, tuz zararlı. Hı-hı. İşte tuz insan sağlığı açısından önemsiz gibi bir takım yaklaşımlar sergilendi. Ama aslında tuz gerçek anlamda insanın yaşamı için çok önemli bir madde, bir element yani. Çünkü tuzsuz hayat yok. Hatta şimdi terliyoruz değil mi? Bakın ışıkların altındayız, terliyoruz. Şöyle yapın, şöyle tadın. Tuz. Hemen ağzınıza tuz gelecek. Demek ki insan vücudu için tuzun o kadar önemi var. Tabii tuzu hayatımızdan çıkartmamız mümkün değil. Bakın, su ne kadar ihtiyaçsa, hava ne kadar ihtiyaçsa, tuz da o kadar ihtiyaç. Ve zaten insan vücudu bunlardan oluşuyor. Bir de yağ biliyorsun. Evet. Bunlar hepsi bir araya geliyor ve yaşam ortaya çıkıyor. Dolayısıyla tuzu hayatımızdan böyle koparıp atmak gibi bir şansımız yok. Ama tuzu dengeli kullanmamız lazım. Aslında sadece tuzda değil, tüm ürünlerde, yani tüm tüketilen gıda maddeleri açısından da aynı şey geçerli. Yani bugün eğer siz, hep ben söylüyorum yani işte günde o 20 tane 30 tane soda için mideniz delinir mesela, evet, atıyorum. Veya herhangi bir, benim hiç unutmuyorum arkadaşım, kulaklar için nasıl çok şimdi beden eğitimi öğretmenliği yapıyor Tekirdağ'da. Öğrencilik zamanında bir gün eve geldik, kapıyı açtı, karşımızda portakal rengi bir adam çıktı. Biz gördük böyle, abisi de yanımda beraber, biz gördük şaşırdık yani, dedik ne oluyoruz? Ondan sonra hiç ona çaktırmıyoruz ama o da farkında değil yani. Ondan sonra girdik içeriye. Tabii biz hemen telaş içerisindeyiz, doktora gideceğiz. O hazırlığı yapmaya başladı ama hala ona söylemiyoruz. Alıştı alıştı, dedik ki ne oldu? 3,5 kilo portakal yemiş oturmuş. Portakal rengine dönüşmüş. Yani sporcu çocuk geliyor okuldan, portakalı koymuş. Orada film seyrederken farkında olmadan 3,5 kilo portakalı bitirmiş. 3,5 kilo. Yani demek ki siz 3,5 kilo portakal yediğinizde, şimdi portakala zararlı diyebilir miyiz? Diyemezsiniz. Diyemeyiz. Demek ki ama 3,5 kilo yersen gıda zehirlenmesi, evet, oluyor ve portakal rengine dönüşüyorsun. Yani bu tüm ürünler için geçerli. Burada tek tek saymanın hani şey yok ama tuzda da ölçülü kullanmak gerekiyor. Bunun zaten standartları belirlenmiş. Avrupa standartları belirlenmiş. İşte Türkiye'de 6 ile 12 gram arasında günlük tüketim öngörülüyor. Tabii bizde biraz fazla bu. Türk milleti, evet, tuzluyu, acıyı, ekşiyi sever. Bizde 18 grama kadar çıkıyor ama neticede bu ölçüleri kaçırmadıktan sonra tuzun insan hayatı için
bir problem yaratacağını ben düşünmüyorum. Ama tabii ki kronik hastalıkları olan insanlarda, işte bu böbrek rahatsızlıkları tabii özellikle, ki kalp rahatsızlıkları olan rahatsızlıklarda tabii ki tuzun belki de hiç kullanılmaması gerekiyor. Çok ölçülü kullanılması gerekiyor. O sadece tuz değil, un için de aynı şey geçerli. Yani üç beyaz dediğimiz veya işte diğer beyazları da katarsak içerisine. Hepsini bunların ölçülü kullanmamız gerekiyor. Ama sadece tuz olarak işte kullanmayın, hayatınızdan çıkarın çocuklar için %100 ben bununla ilgili 1,5 saat konuşurum yani. Hayır, ben hatırlıyorum şimdi gençlik dönemlerim dedi. Evet. Hala genciz ya. Evet. Beraber gençlik dönemlerimizde. Ya sen yalnız bir şey söyleyeceğim Gurbetciğim. Ben ilk önce programı açarken şey yapmadım. Söylemedim. İlk önce çok teşekkür ederim bugün beni davet ettiğin için. Ben gerçekten senin olduğun yere koşarak giderim her zaman için. Çok sevdiğim bir arkadaşımsın yıllardan beri. Bir de Benjamin Button mu neydi o? Sen yaşlanmıyorsun da yani. Her geçen gün daha da bir gençleşme. Hiç öyle yani yaşlıktan falan bahsetme bana. Gençlerle yan yana duruyoruz, ondan dolayı. İç içeyiz çünkü. Çok kadar güzel. Diğer taraftan tabii ki Allah hepimiz ikini başlasın. İki oğlum, iki kızım var. Onlarla uğraşmaktan genç kalıyorum galiba. Evet, çünkü evet. Onlar da benimle uğraşıyorlar. İç içe yaşıyoruz. Çocuklar zaten bambaşka. Onlar bambaşka. Evet, bambaşka. Tabii diğer taraftan o gençlik dönemlerinde sürekli bize derlerdi ki aman tuz fazla tüketin. Ben hatırlıyorum şimdi kemiklerin gelişimi için normal işte biraz önce normal insanın yediğinden daha fazla tuz tüketin. Evet. Ben de gerçekten çok fazla tuzlu yerdim o dönemlerde. Evet. Şimdi dönem dönem işte kilo ile ilgili problemimiz olduğunu bahsediyoruz. Diyorlar ki senin hiç kilonu yok ya. Ben 95 kiloyum diyorum. Hiç göstermiyorsun. İşte o dönemlerdeki belki de bir doktor arkadaşımla evet konuştuğumda o kemik gelişiminde aldığınız tuz miktarının normal olması evet sizi bu hale getirdi. Kesinlikle. Yani kemik irileşmesi mi diyorsunuz? Kemikleri ne istiyor artık? Tabii. O çok önemli. Evet. O yüzden zaten yaşlıları niye denize sokmaya çalışırız? İşte deniz kenarına götürürüz, onu kumlara doğru gömeriz, ondan sonra denize girsin çıksın. Doktorlar niye tavsiye ediyor? Denize girin. O tuz vücut için o kadar önemli ki. Yani tuz turizmi yapan ülkeler var. Bugün işte Ürdün'de, Amman'da Dead Sea diye bir bölge var. Oranın Kızıldeniz'in böyle altında kalıyor. Dünyanın su seviyesinin en düşük olduğu nokta olarak adlandırılıyor. Ben gittim oraya, gördüm. Girdim de hatta o göle. Gölet de değil yani, deniz aslında. Gölet gibi olmuş ama. Ve Hacı Yatmaz gibisiniz. Yani duramıyorsunuz böyle suyun üzerinde. Çünkü sırf tuz. Ve kesinlikle şey yapmamaz. Göz tabii çıktıktan sonra çamurla işte sizi şey yapıyorlar. Tekrar sıvıyorlar, ediyorlar falan. Bütün o vücudun o toksinlerini mi artık ne yapıyorsa atıyor. Ve orada turizm var yani. Hemen arkasında da dehşet çok marka bir otelin tesisleri var. Şimdi bu kadar önemli yani. Tabii ki. Hayatımızda da olması gerekiyor. %100 katılıyorum tabii. Tabii biz ona şöyle bir dipnotla düşünelim isterseniz. Her şeyin azı karar, çoğu zarar. Çoğu zarar. Bu benim sloganımdı. Evet. Yine sizin sloganınız. Evet, evet. Bildirtuz yöneticinin döneminde sürekli söylediğim şey buydu. Azı karar, çoğu zarar. Evet. Ne kullanırsan kullan, çoğu zarar. Zaten orada şu da var. Bakın en sonunda karar diyor. Karar. Yani esas az kullanmak değildir olay. Yani kararında kullanmak. Kesinlikle. Evet, ne kesinlikle azı ne çoğu. Aynen. Azı derken olması gerekeni gerçekten karar. Çok kullanılır ama zarar. Onu biliyoruz evet açıkçası. Her şey de öyle değil mi? Her şey de sevginin öyle bile çok fazla aşırısı zararlı zarar değil mi? Zararlı. Doğru. Ya dolayısıyla hatta nefretin bile çoğu zarar değil mi? Zarar. Doğru. Çünkü ben bazen diyorlar ki ya işte şu kişiye çok bağırdın sevdiğim için. Nasıl sevdiğin için yerden yere vurdun adamı ya? Esas kötülük o insanı görmemezlikten geldi. Doğru valla. Yani bağırmak doğru ona sevgi göstergesidir. Niye bağırırsın? Niye yanlış yaptın ya? Niye böyle yaptın? Doğru. Niye şöyle düşündün? Bağırdığın zaman sevgi göstergesi oluyor. İnsan sevdiği insana küsermiş. Dost. Değil mi? Hadi söyler. Tabii ki. Sevdiği insana küsermiş. Yani kale aldığı için. Yoksa sevmiyorsa niye küseyim ki zaten yani? Şimdi anlam ifade etmiyor. Aynen öyle. Ne kadar değişik. Evet, şimdi program başlarken dedik her evet şey değişiyor. Evet. İnsanlar değişiyor ki siz tabii ki sektörlerdesiniz, şirketlerde çalışıyorsunuz. Müşteriler değişiyor en önemli algı. Evet. Daha önce bu ceketi yapıp diyorum ki ben işte Ercan Bey böyle bir ceket yaptım giy. Şimdi diyorsunuz ki bir dakika ben buyum, bana göre bir ceket yap diyorsunuz. Evet. Artık bana göre, benim hatlarıma göre ceket yap diyorsunuz. Hatta benim göz zevkime göre, hatta benim mevsimime göre, buna göre ceket yap. Çünkü sürekli algılar değişiyor, müşteri sürekli değişiyor, sürekli dünya değişiyor en önemlisi. Tabii. Şimdi bakıyorsunuz işte 10 yaşında bir çocuğunuz var, 7 yaşında bir çocuğunuz var. Evet. 10 yaşındaki çocuğunuzun bilişimle, ilgisiyle 7 yaşındaki çocuk arasında fark var. 7 yaşındaki çocuk daha ileride. Allah Allah diyorsunuz ya. Onun abisi daha çok bilmesi gerekmiyor mu? Tabii. Geliştirmediyse 7 yaşındaki çok daha hızlı biliyor. Çünkü doğar doğmaz
neredeyse tabletle beraber doğacaklar. Bilgisayarla doğacaklar. Vallahi düşünün, her şeyle beraber bana yeğenim SMS şey atıyor, e-mail atıyor. Evet. Ya daha ilkokula yeni başlamış, bana e-mail atıyor. Diyorsunuz ki bu kadar mı? Kendi hayatınıza bakıyorsunuz. O kuşak çatışması bile 20 yıl, 30 yıl arasında oğluyla, kızıyla yaş farkı olan kuşak çatışması vardı. Şimdi değişti artık. 5 yıla belki de, 3 yıla, evet. Belki de 10 yıla düştü. Evet. Çünkü kendinizi geliştirmezseniz değişmek zorundasınız. Değişim zaten en büyük sizin için anahtar kelime. Evet. Peki yönetimde ne oluyor? İnovasyon diyoruz biz. Evet, evet, yenileşim. İnovasyon. Türk Dil Kurumu'nun dediğine göre, evet, inovasyon demeyin, yenileşim, evet, diyor. Yenileşim, yenileşim diyorum. Evet. Kimse anlamıyor. İnovasyon diyorum, anlıyor. Evet. Bazı şeyler böyle yabancı kelimelerle daha anlaşılır. Daha anlaşılır. Oluyor nedense. Öyle hani benimseniyor demek ki. Ama dediğiniz gibi değişim çok önemli. O bahsettiğin konuda çocuklarla ilgili meselede de ben hakikaten çok hassasım ve de çok yakından takip etmeye çalışıyorum ama çok gerisinde de kaldığımın farkına varıyorum. Yakında, ne kadar yakınına girirsem ne kadar geride olduğumun farkına, doğru, varıyorum. Çünkü inanılmaz hızlı alıyorlar ve inanılmaz hızlı veriyorlar. Aynen öyle. Yani aktarıyorlar. Yani kompütür gibi yani çocuklar da o hale dönüştü. Evet, evet. Biraz şimdi bizim yaş grubumuzda biraz şeydeyiz biz, tam ortadayız. Hem o alaylı tarafımız var, hem de mektepli tarafımız, evet, var. Evet. Tam o ortadayız. O yüzden bu taraf ağır bastığı zaman, o alaylı tarafımız ağır bastığı zaman iletişim kurmakta zorlanıyoruz. Doğru. Ama mektepli tarafımız ağır bastığı zaman da iletişimi hani kurabiliyoruz. Ama çocuklarla çocuklarla mücadele etmek hakikaten şu dönemde oldukça zor. Zor. Yani. Ailelerin işi daha da zor açıkçası. Zor. Dönelim şirketlere. Evet. Çünkü yönetim gerçekten, yönetişim daha doğrusu, yönetişim önce nedir onu bahsedeceksiniz tabii ki. Evet. Bir şirketlerde artık şu var, önceden istişare kişisi derdik, istişareler yapmak derdik ki artık onun ismi yönetim danışmanlığına, artık belki de daha ilerisinde işte onlara danışmanlık yapmaya kadar, evet, geldi. Çünkü birisiyle daha önce bir iş yapacağınız zaman bir büyüklerle gider konuşurdun. Çünkü o gün geçirmiştir, daha önce başından geçmiştir ya da birisi anlatmıştır. O köyün, o şehrin en ileri gelenleriyle sohbet ederdiniz. Hı-hı. Artık öyle bir duruma geldiniz ki dünya çok büyüdü, kapılar tümüyle kalktı ve siz kendinizi birilerinin destek alır hale geldiniz. Neden? İleriyi görmeniz için. Hı hı. Yönetişim danışmanlığı nedir sizce? Ve şirketler buna neden ihtiyaç duyuyor? Evet, tabii yönetişim danışmanlığı aslında yönetim değil de niye yönetişim? Hani belki orada bir farklılık var. Şudur aslında, içinde iletişim olduğu için yönetişim oluyor. Yani yönetim danışmanlığı biz bu şekilde adlandırıyoruz, yönetişim danışmanlığı olarak, ama buna yönetim danışmanlığı denilebilir, yönetişim danışmanlığı denilebilir. Hiçbir sakıncası yok aslında, hı-hı, bakarsan. Aslında bakarsan tamamen bir danışmanlık. Doğru. Tabii danışman olmak için hani belirli kriterlere sahip olmak gerekiyor. Belirli bir background'a sahip olmak gerekiyor. Yapmış olduğunuz bir takım çalışmalar, öncesinde yapmış olduğunuz bir takım çalışmalar olması gerekiyor. Mutlaka bir derneğe üye olmanız gerekiyor. Yönetişim danışmanlığı derneğimiz var bizim. Biz de üyeyiz. Çeşitli bonserfisleriniz olması gerekiyor. Sertifikalarınız olması gerekiyor. Yani yönetişim danışmanlığı şimdi son dönemde de bir hayli arttı. Onu sen de çok yakından, evet, hani evet, biliyorsun. Evet, yani evet, evet. İşte şirketlerin çeşitli departmanlarında çalışan arkadaşlarımız işte emekli olduğunda veya işi bıraktığında hani en kolay yoldan ne danışmanlık yaparım? Danışmanlık yaparım. Tabii bu böyle değil tabii yani. Şimdi tabii bizim yaptığımız işi de çok detaya indirgediğimizde hakikaten çok teferruatları var. Yani. Teferruatları var ve ciddi bir mevzuatı var. Bunları burada şimdi hani konuşmak doğru değil ama biz ne yapıyoruz? Biz şöyle ben tarif, buyurun, ediyorum, buyurun, danışmanlığı, yönetim danışmanlığı. Bakın biz şirketlere danışmanlık yapıyoruz. Tabii bu şirketlere danışmanlık yaparken her önümüze gelen şirkete de gidip danışmanlık yapmıyoruz. Hı-hı. Kendi mevzuatımıza uygun, kendi becerilerimize, kendi birikimlerimize uygun şirketleri de seçiyoruz. Yoksa hani çünkü herkesin yeterlilik alanları, tabii, kendi yetkinliklerinden farkına varması lazım ve kendi şeyiyle sınırlı, eğitimiyle sınırlı. Dolayısıyla biz de bunu çok iyi bildiğimiz için bize uygun şirketlerin danışmanlığını yapıyoruz. Ben daha böyle basit, anlaşılır bir dille bunu anlatırken şöyle diyorum. Beden sizin. Ama siz içinde olup bitenleri bilmek durumunda değilsiniz. Evet. Ama beden sizin. Yani karaciğer sizin, kalp sizin, böbrek sizin, mide sizin, her şey sizin. Ama içinde olup bitenleri bilmek sizin işiniz değil. Bu benim diye ben her şeyi ben bilirim. Ya da her rahatsızlığımın ilacı benim.
şeklinde bir görüş ortaya koyar ve bunu uygularsanız bir müddet sonra yanlış tedaviler ortaya çıkar. Sizin yapmış olduğunuz yanlış tedaviler ortaya çıkar ve bir şekilde siz bundan olumsuz etkilenirsiniz. Dolayısıyla biz de diyoruz ki beden sizin ama içinde olup bitenini bilmek doktorun işi. Doktor çünkü onlar da o işin eğitim almış, uzmanlaşmış ve siz bir şekilde doktora görünmek durumundasınız içinizde olup bitenleri bilmeniz açısından. Tabii doktor nasıl insan vücuduna bu şekilde önemli bir etkense doktorluk mesleği, biz de iş doktorluğu olarak bunu adlandırıyoruz. Biz de diyoruz ki şirketlere, siz diyoruz şirket sizin, üretim sizin, satış sizin, her şey sizin, tüm birimler sizin ama içinde olup bitenleri bırakın da biz tespit edelim. Evet. Çünkü biraz sonra ona da değineceğim. Bir işletme körlüğü meselesi vardır. Bunu sen de çok iyi bilirsin. Dolayısıyla biz de bu tespitlerimizi yaparak bunları size raporlayalım. Ondan sonra da bu işin çözümlerine biz sadece problemleri raporlamak veya işte problemleri ortaya çıkartmak veya güzellikleri ortaya çıkartmak için şirketlere danışmanlık yapmıyoruz. Çözüm önerilerimizi de bir şekilde sunarak işin içerisinde elimizi, bedenimizi hatta taşın altına koyarak şirketlerin içerisinde bir fiil yönetici olarak, yönetici gibi çalışarak bu tedavileri yapıyoruz. Kısaca hani en basit şekliyle anlatımı bu yönetim danışmanlığı. Evet. Peki, ama tabii çok detay var tabii. Detayı var tabii. Peki şirketler yönetişim danışmanlığına size ne zamanlar geliyor? Şimdi şu var. Biz hasta olmayınca, madem doktordan örnek verdik. Evet evet. Oradan yani, da gidelim bence. Oradan gidelim. Hasta olmayınca, dişimiz ağrımayınca genellikle dişçiye gidip de ya şu benim dişlerime bir bak da temizlenecek mi, çürük var mı, olabilecek mi, yoksa yamuk var mı bir bak bakayım. Hiç kimse dememiştir belki evet. de. Ne zamanlar size geliyorlar? İşte o çürükler çıkıyor. O çürükler çıkınca bize geliyorlar. Ya aslında ne yazık ki böyle. Yani hiç kimse şirketin hani o gelişim sürecinde ya da iyi o verimli olduğu dönemde, işlerin iyi gittiği dönemlerde hiç kimsenin bir danışmana ihtiyacı olmuyor ne yazık ki. Evet. Aslında öyle değil. Yani biz ne yapıyoruz? Doktordan örnek veriyoruz. Ve ne yapmamız lazım daha doğrusu? İşte bütün hanımların bir doktoru vardır, hanım doktoru vardır. İşte bizlerin aynı şekilde belki düzenli olarak yaptırdığımız check-up'larımız var. İşte gittiğimiz bir doktorumuz var falan filan. Ne yapıyoruz? Biz hasta olmayı beklemiyoruz. Ya da bir yerde bir problem çıksın diye ya da en azından biz böyle yapmıyoruz. Yani. Evet, evet. Ama yapanlar da olabiliyor tabii. Şirketler de aynı şekilde bunu yapmamak durumunda aslına bakarsan. Yani işlerin iyi gittiği dönemlerde bize gelmeleri lazım. Kötüye gittiği dönemlerde ne yazık ki geliniyor, işte bizi kurtar. Çünkü bir hastalık var, bir virüs girmiş. Bir problem var, bir sorun var. Ama artık bu neresinde olduğunu o da bilmiyor. Nerede olduğunu o da bilmiyor. Dolayısıyla bunu bilmekte kendi yetkinlikleri de buna yeterli değil. Dolayısıyla bizden, çünkü bizim işimizde bu olduğunu bildikleri için, biz de zaten yapmış olduğumuz çalışmaları da, önceki çalışmaları da bir referans olarak önlerine koyduğumuzda firmalar inanıyorlar, güveniyorlar. Sözleşmelerimizi yapıyoruz ve giriyoruz. Ondan sonra şirketin problemlerini buluyoruz. Ama ne yazık ki o sorduğun sorunun cevabı şu, her şey kötüye gitti. Hatta bazen ben bunlarla da karşılaştım. Kurtarılma şansı olmayan noktalarda bitmiş yani her şey bitmiş. Tabii. O noktada bize gelenler yani, bile var yani. Ya o kadar bu konuda şimdi bir ara vereceğiz açıkçası. Evet. Aradan önce sonra da konuşacağız bunları. Gerçekten her şey kronikleşmiş. Artık geri dönülmesinde çok büyük efor sarf edilmesi gerektiği bir anda insanlar yönetim danışmanlığına geliyor. Oysa bir de şu var. Biraz önce dişten örnek verdik. Dişiniz çürüdüğünde geliyor da diyorsunuz ki dişinizi çekelim. Hayır, ben yeniden korkuyorum. Ama dişiniz çekilmesi gerekiyor. Tabii. Onu isterseniz aradan sonra aradan konuşalım. Aradan sonra konuşalım. Bakalım tamam. Yönetim danışmanlığından şirketler ne bekliyor? Evet. Yönetim danışmanlıkları şirketler neler evet. bekliyor? Onları konuşalım. Tamam. Evet sevgili dostlar, çok kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra tekrar Ercan Arkat'la sohbetimize devam edeceğiz.
Tekrar merhaba sevgili dostlar. Sentez programında karşınızdayız ve Optimal Yönetişim Danışmanı Sayın Ercan Arkat'la sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çünkü biz en son dedik ki doktor tespit eder, dişin çekilecek ama evet. Der ki aman tamam çürükse ben iğneden korkarım ama çek. Nasıl olacak? Uyuşturmak lazım. İlk önce bir anestezi yapmak lazım. Anestezi de işte o anestezi artık spreyle olmaya başladı ya biraz daha rahatladı. Tabii, önceden tabii. Ki iğneden korkuyorum ama dişi çek. Dişi çek evet. İşte tabii. O sırada evet. Sizin çünkü beklentileriniz var. Kimden? Şirketlerden. Tabii. Bir şirket size geliyor biraz önce söylediğiniz gibi gerçekten aracının yoldan çıktığında görüyor yolu engebeli ve o yola girdiğinde çıkacak ama bazen de görmüyor açıkçası derler ya siz iş körlüğünden bahsediniz biraz ona gireceğiz biraz sonra ama evet. Özellikle yönetişim danışmanı olarak yönetim danışmanı olarak sizin şirketin beklentileriniz nelerdir? Bir kere değişime açık olması lazım yani inovasyon diyebiliriz evet. Yabancı tabirle kafaların bir kere çok açık olması lazım yani çünkü dünya artık değişiyor. Görmüyor musunuz yani kitlesel hareketler var değil mi? Evet, evet. Amerika farklı, Avrupa farklı, Asya farklı, Orta Doğu farklı. Nereye giderseniz her yerde her şey değişiyor. Dolayısıyla bu kadar değişimin hızlı olduğu bir coğrafyada şirketlerin yani böyle içine kapanık ya da kafa yapılarının işte böyle 40 sene 50 sene önceden babadan dededen atadan gelme yöntemlerle yönetilmesi şirketlerin mümkün değil. Dolayısıyla şirketler bu konuda çok açık olması lazım. Ve mutlaka bir yetki çökertme anlayışına gitmeleri lazım şirket yöneticilerin, şirketlerin patronlarının özellikle. Çünkü hani en sonunda siz gittiğiniz nokta yani işi götüreceğiniz kişi patron. Evet. Sermayenin başındaki olan kişi. Yani o işi koruyor. Akıllı insan. Tabii. Onlar da hani şöyle düşünebiliyor yani lan bu adam gelmiş nereden bizim işimizi bilecek hani yani elin adamı bizim işimizden ne anlar? Ki hemen orada bir ara verin isterseniz. Tabii. Çok önemli bir konuya değindiniz. Tabii. Çünkü bir yere biz de bir işte sohbete gittiğimizde bir arkadaşım sizin gibi yönetim danışmanlığı ile ilgili konuşacak. Şunu sordu. İşte atıyorum gıda sektöründe ya da marketçilik sektöründe kaç yıldan beri marketçilik yaptınız? Ben marketçilik yapmadım, yönetim danışmanlığı yapıyorum. O zaman bana nasıl yardımcı olacaksınız? Ha yani, tabii. Ya bırak, dese ki 5 yıl, ben 25 yıldan beri yapıyorum, tabii. Sen bana nasıl olacaksın? Tabii yani, ve ya almadı biliyor musun? O şirkette tabii, battı yani. Tabii, almadı ve onunla yetişmek mümkün değil zaten ona. İşte 5 yıl desen 25 yıla tamamlaman lazım. Doğru. 3-5 kişiyle gitmen lazım o zaman 5'e. Doğru. Dolayısıyla ne yazık ki böyle yani elin adamı bizim işimizden ne anlar mantığı. Elin adamı senin işinden anlamaz. Elin adamı nasıl işi yöneteceğinden, problemlerin nerede olduğundan, sorunların nasıl çözüleceğinden, sistemlerin nasıl kurulacağından, bu kurulan sistemleri nasıl birbirine entegre edileceğinden anlar. En basit şekliyle anlatıyorum yani. Yani yoksa öbür türlü biz peki o zaman şu soru gelir insanların aklına. Biz de bu soruyu genelde sorarız. Nedir? Gittiğimizde. Peki siz yaptığınız işte her departmanından anlıyor musunuz? Yani siz bir şirket yönetiyorsunuz, şirket sahibisiniz. Üretimden belki hani anladınız. Onu anladık. Mali işler var, finans var, muhasebe var, insan kaynakları var, satış var, Ar-Ge var. İşin mühendislik gerektiren kısımları var. Yani şimdi bunları da bir patronun hepsinden anlaması mümkün mü? Gerek de yok. Lojistik zaten. Var ki evet. Günümüzün en önemli ihtiyaçlarından. Yazılım var. Efendim halkla ilişkiler var. Siz hepsini yapmak istiyorsunuz. Bunların yani şirket bünyesinde bunların hepsinden olsun istiyorsunuz. Hı. Yani şirket bunlarla yürüsün. Peki yürüsün istiyorsunuz. O zaman bunların hepsinden tek başınıza anlayamayacağınıza göre bunları anlayan insanların bu konuda size danışmanlık yapmalarında bir sakınca yok. Kaldı ki biz hatta hep şunu söyleriz. Buradan da hani yönetişim danışmanlığı deyip şimdi bizi izleyen insanlar şunu düşünebilir. Ya bu adam çıkmış burada anlatıyor da bu söylediklerini kendi biliyor mu? Hayır. Bunları da ben hepsini bilmiyorum. Mesela benim optimal yönetişim danışmanlığı bünyesindeki uzmanlık alanım belli. Satış, pazarlama, iletişim. Benim şey ama finans, mali işler, muhasebe. Onlar da ayrı uzmanları var. Ayrı uzmanları var. Yazılım. Bunları biz hangi konuda sıkıntı varsa, hangi konuda problem varsa biz bu konuda uzman insanları oraya getirip
kendi kadromuzda olan insanları getirip tedaviyi onlara yaptırtıyoruz zaten. Dolayısıyla bizim sorunun tekrar karşılığı, beklentimiz bir kere bizim yapacağımız bu hizmetlere açık bir düşünce yapısı, açık bir fikir yapısı olması gerekiyor şirketlerin. Doğru. Bizim açımızdan önemli tarafı bu. Şimdi tabii ben şunu da sormak istiyorum. Şimdi insanlar vücutlarında bir rahatsızlık duyduğunda ki check-up'a gitmiyoruz da doktora gideriz. Evet. Check-up yılda bir yaptırılması gerekli olan ya da atıyorum belli dönemde yaptırılması gereken bir olay. Çünkü kendinizi bilmediğinizde bir rahatsızlıklar var mı acaba? Benim gözüm seyiriyor mu? Bu şeyden mi, ışıktan mıydı ya da normal miydi bilmiyorsunuz. Dolayısıyla evet. O check-up da çıkıyor. Tabii. Diğer taraftan ama öyle bir şey var ki kesinlikle işte karnınızda şurada şu bölgede ağrı var, o zaman gidiyorsunuz. Evet. Hissettiğiniz anda. Ama öyle bir an oluyor ki adam Türk gibiydi, gitti ya. Tık diye gitti, gitti diyor. Şirketlere dönelim. Bir sürü departmanlar var. O yapının hepsini siz görebiliyor musunuz? İçinde misiniz? Hayır. Hayır. Tamam, en baştasın, tepedesiniz, yönetiyorsunuz. Bir nevi aracı kullanan şoför gibisin. Evet. Arkada lastik patladığında haberiniz oluyor. Tabii. Ama balon yapmadığı başladığında haberiniz olmuyor. Tabii. Çünkü bu siz devam ediyor düşünüyorsunuz. Tabii. İşte burada da acaba şirketteki şirket yetkilileri daha doğrusu dönemsel olarak işte yönetişim danışmanlıklarından bir check-up alıp ben evet. Neredeyim? Siz çok iyi gidiyorsunuz ama şu bölümünüz çok yanlış. Atıyorum bir yıl sonra, iki yıl sonra buradaki patlama olabilir. Yapmak zorundalar mı? Yapmalı mılar? Çünkü yoksa bundan belki 20 yıl önce bunu dediğimde şu vardı. Ya köklü firmalar var. Zaten adamlar gayet iyi gidiyor. Öyle ürünler var ki, öyle firmalar var ki artık tekel olmuşlar. Devam etmişler diyor idiniz ama şimdi perakenden örnek verelim. Adım başı market. Tabii. Önceden ne vardı? 3, 5, 10 geçmiyordu. Evet. Şimdi ise binlerle ifade ediliyor. Siz kendinizi bir adım öne çıkartmak zorundasınız. Nasıl olacak? İşte o check-up'lı olacak. Tabii. Nasıl olacak yani? Evet. Sonuçta ne oluyor? Ben ne yazık ki üzülerek takip ediyorum. Ben de gıda sektöründe profesyonel yöneticilik yapıyorum uzun yıllardan beri. Hep gıdacıyım yani. Evet. Şişeleme ve gıda. Üzülüyorum. Hep birçoğu satıldı. Bunların. Öyle değil mi? Doğru, el değiştirdi. Yani el değiştirdi yani. Aslında ilk kurulurken böyle miydi düşünce? Değildi. Ama rekabet edemez hale gelirseniz piyasayla... Artık bir noktadan sonra farklı çözümler ararsınız. O zaman da işte el değiştirmeye kadar gider. Doğru bir şey mi? Yani tartışılır hani. Eğer amaç bir marka yaratayım ondan sonra bunu satayımsa belki doğru olabilir. Ama amaç bir marka yaratayım. Zorunluluktansa o zaman da demek ki başarısızlık var demek. Başarısızlık ve zarar var demek. Zarar var demek. Evet. Tabii diğer taraftan bir de şunu da sormak istiyorum. Hep söylenir ama bunun çok zeminine girilmez açıkçası. Şirketlerde, kurumlarda, çağrı şirketi, kamu kurumları da bunu yapabilirler. Evet. Ki son dönemde çok değişiklikler oldu kamu kurumlarında biliyorsunuz. Evet. İş körlüğü nedir? Evet. Yani çok önemli bir konu. İşletme bence körlüğü. Esas evet. İşletme körlüğü ya da iş körlüğü. İşletme körlüğü ikisi de hemen birlikte... Saat var mı? Birbirine... Saatin var mı? Maalesef yok. Yok. Olsaydı hemen bunun testini yapardım şimdi. Bizim Optimal'in kurucusu, değerli abim benim, Nihat Bayar. O da çok önemli bir insandır. Onu da bir gün tanıştırmak isterim i̇nşallah, sizinle. İnşallah. Hatta konuk etmenizi de isterim. Seve seve. Müthiş bir insandır. O hemen bu testi yapar. Hatta bana da ilk yapmıştı. Şimdi benden başka kameraman arkadaşlara da bakıyorum. Bir tek benim saatim var. Şimdi şöyle, bu test nereden yani geçiyor? Yani bana hediye edebilirsiniz. Yani evet. Saatimden... seve seve. Şimdi biz şu testi yapıyoruz. Diyorum ki ben kolundaki diyorum saatin diyorum göstergeleri Roma rakamı mı? Normal rakam mı? Yoksa çizgi mi? Bu testi yapın. Bu testten çıkacak sonucu ben size söyleyeyim. 100 kişiye yapacaksın. 90 tanesi yanlış cevap verecek. Belki 10 tanesi belki. Neden? Çünkü bu saati aldığında her şeyini biliyor saat. Çünkü yeni almış onu, takmış koluna. Onunla iç içe. Artık öyle bir benimsemiş ki onu. Sürekli bakıyor. Özelliklerine bakıyor, işte saniyeler nasıl atıyor birbirinden. İşte buradaki göster, mesela Roma rakamı görüyorsun. Bunların hepsini görüyor. Ama aradan yıllar geçiyor. O saat kolunda. Artık onunla o kadar iç içe ki görmemeye başlıyor. Onun bir parçası gibi. Bir parçası olmuş artık. Görmemeye başlıyor. Soruyorsun, diyorsun ki ya her gün baktığın, her gün gördüğün, her gün iç içe olduğun, her gün seninle beraber olan kolundaki saatin göstergelerinin çizgi
Roma rakamı, harf, sayı, rakam işte ne olduğunu bilmiyor. Hatırlamıyor. %90. İşte bu işletme körlüğü. Eğer saatin olsaydı bugün bu testten belki sen de işletme körü olarak çıkabilirdin. Çünkü birçok arkadaşımız bu konuda kör çıkıyor ne yazık ki. Şimdi şirketler de aynı bunun gibi. Bilmiyor. Çünkü artık girmiş bütün gün o şeyin içerisinde. Hengamenin içerisinde. Yöneticiler de bilmiyor. Yani siz şirkete gittiğinizde sadece patronla alakalı değil. Yönetici de sabah geliyor işte ne adam finans müdürü. Sabahtan akşama kadar işte bu çeki ödeyeceğiz, bunu bilmem ne yapacağız, buradan kredi bulacağız falan. Bunların içerisinde. Öbür tarafta muhasebenin başka birimleri aynı şekilde. Satış desen bugünü nasıl kurtarırız? Aynen öyle. Nasıl satarız? Buradan ne toplarız? Bunun peşinde falan filan. Lojistik götüreyim malı da nasıl götürürsem götüreyim lojistik bunun peşinde. Dolayısıyla herkesin kafayı kuma gömmüş. O işletme körlüğü dediğimiz bu. Kimse olup bitenin, içeride olup bitenin, içerideki sistemlerin, ya ben sistemsizliğin sistem haline dönüştüğü şirketleri gördüm yani. Sistemsizlik sistem haline gelmiş. Yani kendi söylediğin yalan inanır gibi olmuş ha. Yani bir sistemsizlik var, bu sistem olmuş. Böyle bir şirketler var ve böyle yürüyor. Yani nereye gider Allah biliyor. Yani o bir nokta geliyor tabii çarpıyor duvara ya. Mümkün değil zaten evet. Yani. Aksini düşünmek mümkün değil yani. Tabii ki. Hani o öyle devam edecek falan filan öyle bir şey olmaz yani. Bakkal dükkanı da olmaz. Olabilir mi ya? Büyük şirkette olsa hiç fark etmez. Dolayısıyla şunu ben ifade ediyorum. Hep söylüyoruz. İçeride olup bitenleri görmek çalışanların işi değildir. Dışarıdan başka bir göz. Başka bir gözün objektif. Çünkü taraf tutacak içerideki kişi. Kendi tarafını yontacak. Tutacak. Kendine yontacak. Hep kendini ön plana çıkartacak. Kaygıları var. Belki işini kaybetmemek istiyor. Belki işte efendim başka bir şey. Yani veya patron da bunu yapamıyor. Hani patron tamam hadi bu göz ben olayım dese de yine taraf tutuyor. Tabii. Çünkü o patronun geldiği bir geleneksel taraf var. Ya üretimden geliyor o patron. Üretici olmuş zamanında. Sonra evet. Şirketleşmiş. Ya bankacıydı. Oraya gelmiş. Bankadan emekli olduktan sonra kurmuş şirket. Çünkü taraf o da taraf tutuyor. Dolayısıyla biz tarafsızız. Bizler tarafsız gözle bakıyoruz. Tarafsız yaklaşıyoruz bütün şirketlere. Ve koyduğumuz raporlar yani ortaya koyduğumuz somut raporlar biz bir firmada raporu koyduk. Adam kalp krizinden gidiyordu. O kadar kötü yani. Tabii. Ama görmemiş. Tabii biz koymadan önce ambulans çağırdı. O zaman siz bir yere gittiğimizde ambulansla gidiyoruz diyorsunuz. Evet ambulans çağırdık ya. Dedik ki yani çünkü bayılabilir bu vatandaş. Çünkü durum vahim yani. Hani şeyi gömmüşler. Meftayı gömmüşler. Üzerinde örtmüşler. O pozisyondaydık yani. Allah şükür orayı da kurtardık ama. Çok şükür. Kurtardık. Bir ekip çalışmasıyla çok yine Nihat Bey'in önderliğinde. Bir ekip çalışmasıyla çok ciddi bir dirençle, bir azimle kurtardık. Bizim işimiz bu. Biz bunu yapıyoruz. Tamam. Bırakın da gerçek manada. Çünkü bakın bir şey daha söyleyeyim. Optimal yönetim danışmanlığı Avrupa lisansı olan bir danışmanlık firmasıdır. Yani zaten az önce programın başında da bahsettiğim gibi yani bunların mutlaka bir dernek çatısı altında doğru. Birleşmiş olması gerekiyor. Çeşitli mevzuatlar vesaire. Hı hı. Dolayısıyla sakın ben şirketlerde belki en sonunda söyleyeceğim şimdi söylüyorum ama hiçbir şeye üye değilse veya bir yetkinliği olmayan böyle gelişi güzel yani danışma mesela doktoru gittiğimiz zaman sormuyor muyuz ya yani diplomayı görmeyince yani diplomasını görmediğimiz doktora nasıl inanmıyorsak veya araştırıyoruz ya bu iyi midir kötü müdür bilmem ne midir yani mutlaka bir referans gerektirdiği için biz de hani danışmanlıkta da böyle, hadi ben danışmanım iyi, hadi gel bakalım biz de sana danışalım şeklinde. Bunlara kanmamaları lazım. Bu konuda da uyarıyorum tabii. Ben bütün şu herkesi. Konuda ben biz belki Türk milleti olarak yanlış yapıyoruz. Bizleri dinleyen, bizlere fikrini söyleyen herkes danışman olabiliyor, danışmanımız olabiliyor. Evet. Oysa o anlık fikrini söylemiştir. Tabii. Yani senin orada ne algıladığın çok önemli değil. Ama o arkadaş o konuda ehil mi?
ki bizim dinimizde de var yani. Tabii. İşi ehline bırakın diye. Tabii. Çünkü işin ehli değilse zaten onunla çalışmaması gerekiyor. Kime zarar verecek? Hem o çalışana hem de şirkete zarar verecek. Tabii. Peki bir şey daha soracağım. Özellikle şirketlerde danışmanlık ya da siz işte optimal danışmanlık, yönetişim danışmanı olarak. Öyle bir zaman var ki 8 aylık, 12 aylık danışmanlık kaldığı zaman bitebiliyor. Öyle bir zaman var ki işte 4 aylık, 5 aylık danışmanlık da bitebiliyor. Ama öyle bir danışmanlık var ki yıllar boyunca orasının danışmanı oluyor. Sizin konumunuz nedir? Sizin düşünceniz var, nedir? Var, tabii var. O ilk başta yapılan tabii bizim fizibilite çalışmalarımız zaten bu süreci belirliyor. O ilk şirketlerle bir araya geldiğimizdeki o süreç. Bizim burada danışmanlık sürecimizi aşağı yukarı belirliyor. 5 yıl süren danışmanlığımız da var. 1 sene süren danışmanlığımız da var. Veya lokal danışmanlıklarımız da var. Bakın bunu da söyleyeyim. Hatta eğitim de var. Hı-hı. Yani biz bazı konularda özellikle güzel. Benim uzman olduğum alanda, satış alanımda eğitimler de veriyoruz şirketlerin satış departmanlarına. Satış teknikleri işte beden dili, ikna vesaire. Hı-hı. Vesaire. Hı-hı. Ama şeyde diğer konuda süre o şirketin ihtiyacına göre ne olduğuyla alakalı. Bu bir. İkincisi lokalden bahsettim. Lokal danışmanlık da şu. Biz giriyoruz mesela bazı birimler var ki hakikaten mükemmel yürüyor. Yani hiçbir problem yok. Yani o şirketin ihtiyacı çünkü zaten danışman ne dedik? Buradaki sorunu tespit edecek yani. Resmi çekecek. Resmi yani teşhisli tanıyı koyacak ondan sonra ameliyata geçecek. Şimdi midede problem yoksa mideye illa da ilaç vermenin bir anlamı yok yani. Hani değil mide mi? Gidiyor düzgün. Ama böbrekte problem var. O zaman böbreği iyileştirmek için bir ilaç kullanmak gerekiyor. Onun gibi düşünelim. O zaman biz de ne yapıyoruz? Lokal danışmanlıklar yapıyoruz. Bu da çok önemli. Ben hep bunun altını çiziyorum. O mesela beraberinde farklı şeyler de getirmeye başlıyor daha sonra. Sonuçlar da getirmeye başlıyor. İnovasyon oluyor eksibesi yani. Yani o ondan etkileniyor. Yani bir birim bir birimden etkileniyor. Sonra orada da bir takım böyle rutuşlar yapmaya ihtiyaç duyuluyor gibi. Dolayısıyla süre tamamen şirketin ihtiyacı olan konunun ihtiyacı olanın ne olduğuyla alakalı. Belirlenmesiyle ilgili. Aynen evet. Öyle. Programın sonuna geldik. Son olarak nereye söylemek bitti istersiniz? Ya. Bitti. Su gibi geçti. Vallahi billahi inanılır gibi değil. Evet. Vallahi. Son olarak şirketlere ve bir de yönetim danışmanlığı yapanlara da söyleyeminiz olsun burada. Evet, yönetim danışmanlığı yapanlara şunu söyleyeyim. Yani çantayı alıp piyasaya çıkmayın arkadaşlar. Çantacı danışman olmayın. Evet, çantacı. Bir de şey yapıyorlar. Copy paste yapıyorlar şimdi. Mesela bizim siteden kopyalayıp kopyala yapıştır yapıp böyle yapanlar da var. Hatta gidip bir yerde danışmanlık görüşmesi yapıp ondan sonra ya bize gelip de ya biz burada işte danışmanlık aldık. Bize bu konuda da bir danışmanlık yapar mısınız diyenler var yani. Suyunun suyu yani. Suyunun suyu. O yüzden bizim sitemiz optimal yönetim danışmanlığı değil. Zaten internetten girdiklerinde görebilirler. Son olarak söylemek istediğim şu. Şans hazır olana gülüyor. O yüzden herkes şirketleri açısından bu şansı yani önüne çıkan şansı bir şekilde yakalamak, o şansı iyi değerlendirmek durumunda. Problemler olduğunda da mutlaka bunun ehli olan insanlara danışmak durumunda. Gerekiyor. Ben kısaca hani söyleyeceğim son olarak bu olacak. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Harika bir program. Evet. İnşallah. Sizlerle beraber daha da harika oldu. Çok teşekkür ederim. İnşallah başka konularda da hem diğer beyefendiyi hem de sizi şu çalışmanız bittikten sonra gıda sektörünüzü almak istiyoruz. Bomba gibi olur. Peki İnşallah. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili dostlar, geldik Sentez programının bu haftada sonuna. Ben hemen Ercan Bey'in sohbetinde de geçtiği gibi lojistik sektörüne çok kısa bir değinmek istiyorum açıkçası. Çünkü gelecekte belki 3 yıl sonra, 5 yıl sonra çok fazla ihtiyaç duyulacak sektörlerden bir tanesi. Çünkü gün geçtikçe üretici, tedarikçi arasındaki o bağ ya da oradaki dediğimiz aracı kurumların yavaş yavaş kalktığını görüyoruz. Tabii ki kalkınca buradaki bir perakendeci diyelim ki ya da buradaki bir şirket domatesi artık aracıdan almıyor. Gidip tarladan almak istiyor.
tarladan aldığında ise aradaki o köprüyü kuracak, lojistiği sağlayacak, profesyonelliği yapacak firmalara ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla hem gerekirse Kalkınma Bakanlığı'nın çalışmalarından hem de bizim işte kendi çevremizden konuştuğumuz ya da iş adamları derneklerinde aldığımız bilgilere göre gelecekteki parlayan yıldızlardan bir tanesi lojistik sektörü. Bunu da burada dipnot olarak vermiş olalım. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle yol alın, saygıyla da yol verin. İyi haftalar diliyoruz.